Fativer'den merhaba. Bu hafta aslında sosyal medyada hepimizin gezinirken gördüğü kedilere piyano çalan adam adı altında tanıdığımız Sarper Duman yanımızda. Kendisi müzisyen ama onun aslında sınırı bütün dünyaya yayılmış bir durumda. Hoş geldin Sarper. Merhabalar, hoş bulduk. Siz de hoş Biz geldiniz. de hoş bulduk. Şimdi sana sormam gerekirse önce her şeyi başlamadan önce kaç tane kediyle yaşıyorsun? Şu anda toplamda 19 kedi var. Bir 19. kısmı evde, bir kısmı iş yerimde, bir kısmı da klinikte tedavi gören kediler. Oh, Evet, 19 şu toplam an ilgilendiğim 19 kedi var şu anda. çok güzel. Peki bu video çekimlerine başlamak nasıl başladı? Bir hikayesi var mı mesela? Dinlemek istiyorum. Evet Merak var. ediyorum. Hani kısaca bahsetmeye çalışayım. Şimdi bundan 2,5 sene önce yaklaşık biraz hayatımda böyle maddi manevi zor bir dönem geçiriyordum. Bazı problemler vardı. Ve o süreçte 7 tane kedim vardı. Yani tabiri caizse kendime bile bakmakta çok zorlandığım bir Evet. süreçti. Ve kedilerle hani şöyle anlar yaşadığım çok olmuştu. Hani ya mama alacağım ya yemek yiyeceğim pozisyonlarına düştüğüm çok zaman olmuştu. Tam o kadar sıkıntılı bir süreçti. Bir gün böyle sahildeydim Üsküdar'da ve hani içinde bulunduğum sıkıntılı durumlardan dolayı üzgün bir şekilde eve dönüyordum. Sonra bir çöp konteynerinin önünden geçerken bir miyavlama sesi duydum. Bayağı şiddetli. Ondan sonra konteynerin kapağını açtım. Çöp poşetinde bir hareketlilik vardı. Poşeti çıkardım çöpten. Poşeti yırttığımda şu an videolarda piyanonun üstünde duran kedim. O poşetin ağzı bağlanmış bir şekilde çöpe atılmış durumdaydı. Poşete koymuşlar Evet, kediyi. Ay. maalesef. Hani ağız burun kan içindeydi. Arka iki Ay üzüldüm. ayak Sana çok yamuktu şeyim oldu. böyle. Ben tabii o an ne yapacağımı Ben bilemedim. bilemedim. Çünkü maddi olarak çok sıkıntılı bir süreçteydim. Fakat öyle bırakıp eve gidemeyeceğimi de biliyordum. Bir taraftan da o vicdani, o sevgi çok Evet, farklı bir şey. Çok o iyi da anlıyorum. müsaade etmiyor bir şekilde Etmiyor. bırakıp gitmeye. İyi ki de müsaade etmiyor. Ondan sonra ben kediyi aldım ve eve gittim. Düşünüyorum tabii ne yapacağım diye. O esnada bir tek elimde kalan telefonum vardı o zaman ve cep telefonumu satmaya karar verdim. Satıp ertesi gün onu ameliyat ettirdim. Daha sonra bir iş buldum ben. Bir belediyede piyano dersleri vermeye başladım. Bu süreçte sonra bu kedi iyileşti tabii ki. Çöpten aldığım kedi iyileşti, ameliyat oldu vesaire. Sonra bir gün bu ders verdiğim yerdeki öğrencilerden birisi, "Hocam işte ben şu parçayı çalamadım. Bir video çekip bana atar mısınız?" dedi internet üzerinden. Böyle bir şey istedi. Ben de telefonu hani çekeceğim şekilde Evet. koydum. Ve o sırada böyle hani o anki duygu yoğunluğuyla kendi bir bestem vardı. Onu çalmak istedim o an böyle. Kayıtta olduğumu unutur gibi. Hani Evet. doğal bir süreç Doğaç. gelişti orada. Doğaçlama çaldım. Ondan sonra o kedi, iyileşen kedi geldi ve videoya girdi. Kendi kendine işte videoda gördüğünüz hareketleri yapmaya başladı. Ay o inanılmaz bir video Evet, zaten. geldi, uyudu orada, üstüme geldi vesaire. Ondan sonra ben de bu video hoşuma gittiği için paylaşmak istedim. O esnada hiç internette böyle bir takipçi kitlesi yoktu. Yaklaşık 300-500 kişi vardı Peki bir Instagram'ımda. şey söyleyeceğim. Kaç senesinde oluyor Sarper bu? Bu tam 2,5 sene önce oluyor. Çok uzun bir süre önce değil yani. Yakın gelecek Evet, yani. 2-2,5 sene Yani önce oldu. şimdi sorumun üzerine de yani sosyal medyada da nasıl bu kadar tanınıyor olacak oldun diye soracaktım. Sen şu an Onun da onu cevabı olmuş anlatıyorsun. oldu. Onu da böyle koymaya başladın. Videoyu koydun. Sonra ne oldu? Sonra şöyle ilk 2 gün hiçbir şey olmadı. Hani normal 20-30 kişi kendi arkadaşlarım gördüler. Zaten hani böyle hashtag falan kullanıyorlar ya sosyal Evet, medyada. Öyle bir evet. şey yapmamıştım. Hani bu video patlar amacıyla koyduğum bir şey de değildi. Sadece o an içinden geldi ve Evet, koydun. koydum yani her zaman zaten kedilerime fotoğraflarımı falan koyuyordum böyle bir şey yokken de. Sonra 2 gün sonra sabah uyandığımda orada 55 bin yazıyordu. Ciddi Evet. misin? Ben açıkçası hesabın hacklendiğini düşündüm. Hani hesabı birinin çaldığını düşündüm. Sonra baktığımda yabancı birkaç böyle meşhur sosyal Sosyal medya medyası. sitesi. Onlar paylaşmışlar. Açıkçası nereden gördüler, kim yolladı Çok hiçbir fikrim enteresan. yok. Çok enteresan. Evet, süreç böyle başladı yani. Bir haberimiz var. Haydi beraber izleyelim. Özlem Çoban, ailesinin verdiği harçlıklardan biriktirerek aldığı mamaları her gün sokak kedilerine dağıtıyor. Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşayan Özlem Çoban, sokak kedileri için duyarlılık gösteriyor. Öğrenci olduğum için kendi aldığım mamayla besliyorum ama bu çevredeki bazı kişiler kendi ev yemekleri de veriyorlarmış bildiğim kadarıyla ama günlük olarak sürekli sabah akşam olarak her öğün yemeklerini veriyorum. Ben
çevreye daha duyarlı olarak her yere mama bırakmayı başladım. Ondan sonra da hani kendi çapımda alarak koymaya başladım. Sokak hayvanlarının aç kalmaması için mücadele eden Özlem Çoban, sokak hayvanları için su ve yiyecek istiyor. Lütfen insanlara evlerinin ya da dükkanlarının kapısına bir kap mama, bir kap su bırakmalarını istiyorum. Çünkü hayvanların çok ihtiyacı var ve yaz bölgesi olduğu için, yazın olduğu için su ihtiyaçları özellikle oluyor. Su vücudundaki kiri yalamak için çok ihtiyaçları var, vücudun ihtiyacı var. O yüzden yetkili kişilere söylüyorum, lütfen hayvanlara bir kap mama, bir kap su. Peki Sarper, neden köpek değil de kedi? Neden kedicisin Sarper diye bir soru sorayım sana. Şöyle, aslında burada yanlış anlaşılmak istemem. Çünkü bütün hayvanları çok seviyorum. Tabii. Bunu formalite icabı da söylemiyorum. İnanıyorum. Hani, gerçekten bütün hayvanlarla ilgili anılarım veya yapmaya çalıştığım nacizane şeyler var. Ama kedilerde kendime daha yakın bir ruh hali buluyorum açıkçası. Evet. Kediler özgürlüğüne daha düşkün ve tabiri caizse sevgisini... tam benim sevdiğim şekilde gösteren hayvanlar. Ve bunun haricinde de şöyle, hani yaşadığımız ülkede sokak hayvanları kediler ve köpekler var, evet, biliyorsunuz. Köpeklere evde bakmak maalesef çok mümkün olamayabiliyor. Evet. Dolayısıyla hani eğer bahçeli bir alanım olursa bir gün, emin olun bu karenin köpek içine yok, köpekler de girecek. Hani köpekleri asla es geçiyor veya kedilerden daha geride tutuyor değilim. Şu anda hayatım kedi bakmaya müsaade edebiliyor. Ediyor. O yüzden İnşallah yani birazcık. İnşallah çok daha iyi şartlar altında olur da bütün kedi ve köpeklere de bakacağız. Umarım. Çünkü senin gibi umarım insanlara gerçekten ihtiyacımız Teşekkür var ederim. Diye çok söyleyeyim, söylemek istiyorum. Teşekkür Peki, ederim. Kedilere müziğin iyi geldiğini, hı-hı, hani sokaktan aldığım kediden dolayı fark ettim diyorsun. Hı-hı. Sonra diğerleri de nasıl anladın? Yani mesela oturuyorum, hı-hı, videolarını izliyorum, orada görüyorum. Hepsi seni dinliyorlar. Hı-hı. Evet. Hani düşünmeye çalışıyorum. Az önce de seninle program öncesi sohbet ederken ben bir şey çalmaya çalışsam ya da bir şeyle parmaklarımı, benim kediler evde direkt parmaklarıma saldırırlar yani. Bunu nasıl başardın? Ya şöyle, açıkçası ekstra bir çaba gösterdiğim gibi bir şey söylesem yalan olur. Yani kendi kendine gelişen bir süreç oldu. Zaten ben konservatuvar okudum ve evde sürekli piyano çalıyordum. Yani kedilerim bu seslere alışkındı. Ama nasıl olduysa daha sonra eve dahil olan kediler de bunu yadırgamadı. İnanın bunun şöyle bir sırrı var, böyle desem yalan olur. Yani o Acaba yüzden... Acaba birbirlerini görerek birbirlerinden mi öğreniyorlar? Olabilir. Ben şunun etkisi olabileceğini düşünüyorum. Biraz böyle uçuk gelebilir ama canım, çalınan yani melodilerin, hani belli armonilerin, hı-hı, hayvanları daha rahatlattığını düşünüyorum. Hı-hı. Hani bu insan psikolojisi için de geçerli. Mesela konservatuarlarda da böyle anlatılır. Hatta geçmiş yıllarda müzikle tedavi olayları da, evet, daha da etkiliymiş. Tabii. Şimdi de yapanlar var. Ben birazcık hani kullanılan armoninin, çalınan melodilerin bunda etkili olduğunu düşünüyorum. O zaman hayvanları da etkiliyor. Evet, bence öyle, hatta sadece kedileri değil. Mesela böyle projeler bazen görüyorum internette. Hani bana kalsa barınaklarda da keşke klasik müzik çalınsa yani. Hayvanlar duysa ben iyi geldiğini düşünüyorum. Mantıklı bir şey. Evet. Şimdi bir haberimiz daha var, onu izleyelim. Fevzi Feyhan Şanlıurfa'da yaşıyor. 10 ceylanı evinin bahçesinde besliyor. Türkiye'de en çok ceylan bulunan şehir Şanlıurfa. Fakat Şanlıurfa'da bile ceylan sayısı son derece az. Nesli tükenme tehlikesi altında olan ceylanlar, Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce doğal ortamlarda koruma altında tutuluyor. Çocukluğundan beri ceylanlara ilgi duyan Fevzi Felhan da, ürkek ve narin özellikleriyle bilinen bu hayvanlara bakım sağlıyor. Bu ceylanları 20 yıl önce Devlet Türetme Çiftliği'nden aldım. Çoğalttım abim. Aldıklarım yabani. Yabanileri böyle yakından göremiyorsun, tutamıyorsun. Biz ikiz olanlardan birer tane yavruyu ayırıp biberonu alıştırdık. Böyle insanlara alışkın oldu. Çocuk çoluktan, ailemden bakıyoruz. Yani zevk amaçlı yetiştiriyoruz bunları. Koca yürekli adamın bu davranışı çevre halkı tarafından takdir ediliyor.
engelli kedilere karşı daha böyle bir hassas olduğunu görüyorum. Şimdi evet. Bu arada burada şu an hepsi geziyorlar kedilerin. Yanımızda değiller. Çoğu engelli. Bunun özel evet. bir sebebi var mı Sarper? Ya şöyle, şimdi sokakta bütün hayvanların yaşaması çok zor. Çünkü şu nedenle çok zor. Doğal bir yaşam alanının kalmadığı bir zaman diliminde maalesef, yaşıyoruz. Maalesef. Hani özür dileyerek söylüyorum, hayvanlar tuvaletini yapacak yer bile bulamıyor sokaklarda. Aynen öyle. Toprak bile yok. Evet. Maalesef. O yüzden hani keşke elimde olsa hepsini alsam ama burada bir öncelik vermek durumunda kaldığımda kör bir kedinin sokakta yaşaması daha zor. Sağır bir kedinin yaşaması daha zor. Çünkü araç dolu her yer. Evet. Ve kör kedi daha korumasız oluyor. Hani bütün kedileri alamayacağım için alabileceğim kapasitenin en sonuna kadar engelleri zorluyorum. Çünkü onların yaşama ihtimali çok daha düşük dışarıda. Açıkçası evet. bu nedenle. Bir de şöyle bir yanı da var. Ben de geçmişimde bir süre hani koltuk denekleriyle yaşamak zorunda kaldığım bir dönem var. Dolayısıyla yürüyememenin, eksik olmanın ne demek olduğunu birazcık tatmış oldum. O yüzden ekstra bir hassasiyetim i̇şte de var. İşte bu bir empati oluyor. Evet. Bu güzel bir empati oluyor. Bir de epilepsi hastası bir kedin olduğunu biliyorum arka odada. Onun evet. hastalığını nasıl keşfettin? Ya o şöyle, açıkçası burada bu soru sorulmuşken bir konuya da değineyim. Tabii. İnsanlar böyle sosyal medyada benim hani bazen kafalarında böyle bir belki bütün kedilere yetişebileceğim gibi düşünüyorlar. Değil bu mi? Mümkün değil. İmkanı yok. Yine benim ders için yazdığım bir telefon numarası var. Oraya internet üstünden böyle yaralı, sıkıntılı kedileri insanlar yolluyorlar bazen. Bu da beni tabii bazen çok sıkıntıya sokuyor. Öyle yollanmış bir videoydu ve ben dayanamayıp onu olduğu yerden aldım. Yani geçmişini çok bilmiyorum o kedinin. Hmm. Ben gittiğimde hayvan zaten kötü bir durumdaydı. Hani epilepsi krizi içerisindeydi. Sonra veterinere götürdüm. MR'lar çekildi. Birçok ilaç kullandık. Krizleri çok azalttık şu anda. Ama biraz ürkek bir kedi. O yüzden tek başına yaşıyor ayrı bir odada. Çok, yani ona ayrı bir şekilde ayrı odada bakıyorsun. Evet, çünkü peki, korkuyor diğer kedilerden. Şey, zor olmuyor mu Sarper? Yani nasıl bölünüyorsun? Çok zor oluyor. Dürüst yani olmak gerekirse. Yani çok zor gibi geliyor. Anlatır. Yani çok güzel bir şey. Bunu kabul ediyorum ama bir taraftan da zor olan tarafları var. Yani nasıl bölünüyorsun? Nasıl ayırıyorsun onları? Ya açıkçası şöyle, hani ben sosyal medyaya hep güzel taraflarını yansıtmaya çalışıyorum. İnsanlara belki ilham verici bir tarafı olabilir diye. Onun haricinde tabii ki zaman zaman çok zorlandığım oluyor. Zaman zaman baş edemediğimi hissettiğim anlar oluyor. Ama ben şöyle düşünüyorum. Zaten sevgi bu zorlukları barındıran bir şey çok diye güzel. Düşünüyorum. O yüzden mutlaka bu zorluklar sevginin içerisinde olan bir şey diye düşünüyorum ve sevdiğim için gözüme gelmiyor. Ve birazcık da şunu düşünüyorum. Hani biz insanlar olarak bu zorlukları çekmeyi hak ettik diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü alanlarını aldık. Evet. Ve biz onlara aslında biraz borçluyuz. Evet, borçluyuz diye düşünüyorum. O yüzden bu zorlukların evet. hepsine göğüs germeyi hak ettiklerini düşünüyorum. Peki şeyi soracağım. Senin videolarını izlediğim zaman böyle ben huzur buluyorum. Teşekkür ederim. Yani gerçekten huzur buluyorum. O kedinin sana o kafa atması, onlar bir selamlaşma şeyi aslında. Yani belki bilmeyen insanlar vardır. Kedilerin davranışları gerçekten çok değişik hayvanlar. Evet. Mesela nasıl tepkiler alıyorsun? Mesela ben huzur buluyorum, mutlu oluyorum. Bazen diyorum ki ya benim evdekiler niye böyle değil diye böyle bir çekememezliğim oluyor. Evet. Nasıl tepkiler alıyorsun insanlardan? Genel olarak çok olumlu tepkiler alıyorum. Burada üzülerek söyleyeceğim bir ayrıntı var ki yabancılardan çok daha iyi tepkiler alırken maalesef kendi yaşadığım ülkedeki insanlar biraz daha yabancılara kıyasla olumsuz tepkiler veriyor. Nasıl yani, mesela? Nasıl bir olumsuzluk? Ya mesela farklı? Şöyle bir, bizim ülkemizde bir agresif hayvansever imajı var. Bence mutlaka yıkılması gereken. Böyle çok agresif, çok sinirli bir hayvansever kitle var maalesef. O kitleden bazen böyle agresifçe tepkiler alıyorum. İşte mesela biz senden daha fazla şey yapıyoruz. Sen niye bu kadar işte popülersin? Popülersin. Ben şunları ya böyle bir kıyas içerisine girmek aslında bana çok anlamsız şey geliyor. Aslında bu şey oluyor biraz Sarper. Hayvanseverliğini sorgulamak olmuyor. Bence onların senin sahip olduğuna ulaşamamadıklarından dolayı oldukları bir rahatsızlık oluyor. Ya şimdi böyle bana. Egoistçe gibi konuşmak istemem tabii ama bana da biraz öyle geliyor. Yani böyle geldi bana. Evet. Çünkü ama sonuçta sen bir şeyi yapıyorsun ve ondan mutluluk duyuyorsun. Ve bunu paylaşıyorsun ki paylaşma sebebin aslında görünmek. Ben böyle bir şey yapıyorum evet ama bakın siz de yapın. Bu dünyada böyle şeyler de oluyor. Bu kedilerin bize de ihtiyacı var gibi bir şey amaca hizmet ediyorsun. Yani sorunuzdan biraz alakasız olacak ama şunu belirtmek istedim muhabbetin arasında. Şimdi
Mesela ben bugüne kadar gelen bütün mesajları okuyamıyorum tabii ki. Bu mümkün olmuyor sosyal medyada. Ama özellikle şu mesajların ekran görüntüsünü hep alıyordum. İşte ya biz daha önce kedilerden korkardık, işte hayvanlardan korkardık. Ya işte bu çok önemli. Ve inanın daha geçen hafta kontrol ettim. Bu klasör haline getirdiğim ekran görüntüleri 1300'ü geçmiş durumda. Ya. Yani 1300'den fazla hayvan sadece sosyal medyadaki bu görüntüler aracılığıyla sahiplenmiş oldu. Ben ne kadar para harcasam, ne kadar agresif davransam bunu sağlayamazdım. Yani o yüzden bence agresifliğimizi biraz bir kenara bırakıp, bizim ülkemizde maalesef böyle bir tavır var. Bunu biraz bir kenara bırakıp böyle şeyler yapan insanlar için mutlu olmalıyız diye bence düşünüyorum. Bence öyle. Gurur duymak zorundayız bence seninle. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi bir VTR'miz var. Hafta içi Okan Arslan'la beraber köpek eğitimiyle ilgili, ileri itaat seviyeleriyle ilgili bir VTR çektik. Onu izleyelim. Sonra buradayız. Otur, yat ve takip komutlarını işledik. Şimdi ondan sonra gelen komutlar nedir Okan? Bekle ve gel komutları köpeğimizin en çok uygulaması istediğimiz şeyler olacaktır. Bu yüzden uzun bir pekiştirme süreci gerekecek bu süreç içerisinde. Onları da göstermek gerekirse hadi ilk öncelikle tekrar her şeyi baştan kurgulamak gerekiyor. Takip. Takip. Otur. Yat. Bravo. Şimdi köpeğimiz stabil bir şekilde bir yerde bekledikten sonra önüne küçükçe geçip yavaş yavaş bekleme komutunu alıştırmak için yanından ayrılmalara başlıyoruz. Yani Gaspar kalk. Otur. Bekle. Aferin. Bekle. Bekle. Bir adım ileri geriye doğru çıktık. Köpeğimiz eğer doğru davranış sergiliyorsa önüne gidiyoruz. Aferin sana. Gaspar. Bekle. İki adım ileri çıktık. Tekrar yanımıza doğru geldik. Doğru davranış sergiledi her seferinde. Aferin oğluma, aferin kızıma şeklinde köpeğimizi öyle ödüllendiriyoruz. Şimdi bu bekleme komutunu pekiştirmesini yaptıktan sonra köpeğimizin uzakta da olsa beklese de gelmesini sağlamasını gerekiyor. Yani gelen köpek her zaman güzel, iyi, makbuldür diyelim. Takip. 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 Bekle. Otur. Bekle. Şimdi burada köpeğimiz eğer stabil bir şekilde halen bekliyorsa doğru davranışı sergilemesi için artık burada gel komutunu işlemek gerekiyor. Gel komutunu işlemek için de köpeğimizi çok ciddi bir şekilde enerji bir şekilde çağırmamız lazım. Gaspar gel. Koş 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 koş. Evet. Koş. Takip. Buraya otur. Bekle. Gel. Aferin oğluma benim. Bravo. Bravo sana. Bravo. Evet. Harikasın Gaspar. Köpeğimizle eğlenceli bir vakit geçirmek istiyorsak, dışarıda rahat bir yürüyüş istiyorsak bu temel komutları daha sık pekiştirmek gerekir. Evin içerisinde ve dışarısında bunları her uyguladığımızda köpeğimizle aslında küçük de olsun bir iletişim kurmuş oluruz. Ve bu bizim konforumuzu arttırır. Köpeğin de hem mental hem de fiziksel olarak aktivitelerini destek sağlar. Evet, enerjisini ne kadar attıysa o kadar evet, da bize mutlu bir hayvan olarak kesinlikle. Geri dönüyor. Enerjisini atan köpek her zaman mutlu köpektir. Süper. Bu hafta köpek eğitiminde sevgili Okan'la beraber temel komutları işledik. Aslında öğrendik. Şimdi sizi Gaspar ve Okan'la eğlenceli görüntülerle Bu arada Fevzi geldi bir sohbet ederken. Aslında siz görmüyorsunuz, birazdan göreceksiniz. Burada her köşede bir kedi var. Arkamda kediler var, orada oturuyorlar. Fevzi dayanamadı, biraz ünlü olmak istiyormuş kendisi. Fevzi geldi. Peki Sarper, şeyi sormak istiyorum sana. Yurt dışında çok fazla insan seni takip ediyor. Çok büyük bir sosyal medya sayfasının senin videonu paylaştığını biliyorum. O insanlardan böyle güzel tepkiler almak,
nasıl bir şey? Az önce bizim halkımızdan bahsettik evet, ama onların evet, sana böyle şeyler söylemesi nasıl bir gururlanma, bir şey hissediyor musun ya açıkçası? Tabii ki çok mutlu olduğum anlar oluyor, açık söyleyeyim. Hatta bazı şeyleri hiç tahmin etmezdim. Mesela bazı öyle noktalara geldi ki... Evet, o örneklerden duymak istiyorum evet, senden. Evet, yani mesela bu Ellen Show var. Ellen DeGeneres. Evet, sakıncalı mı bilmiyorum. Onlar yok, beni hayır, davet ettiler. Şaka ve, yapıyorsun. Evet. Ve bu benim için mesela hayal edemeyeceğim bir şeydi. Böyle bir şeyin olabileceğini hiç düşünmüyordum. Tabii ki çok gururlanıyorum, mutlu oluyorum. Hani kısmet olursa oraya gitmeye çalışacağım. Bu inanılmaz bir şey evet, yani düşününce ben benim şu an tüyler yani bir gurur gibi bir şey yani. Ya çok mutlu oluyorum. Bir de şöyle, hani açıkçası ben zaten hayatımın hiçbir döneminde türcü veya ırkçı düşünen bir insan olmadım. O yüzden böyle hangi ülkeden olursa olsun insanların bir arada güzel tepkiler verebildiğini, evet, videoların altındaki yorumlarda birbirlerine hiç kötü şeyler söylemediğini, ya o uyum da beni çok mutlu evet, ediyor. Sosyal medya sayfamdaki uyum evet, beni aşırı mutlu ediyor. Ya bir de şeyin avantajı da var, İngilizce de. Hı-hı. Mesela her fotoğrafının altında İngilizce açıklamalar evet, yapıyorsun. Evet. Bu da çok etkili oluyor bence evet, insanların daha seni algılayabilmesi açısından. Hı-hı. Ya bir de bence hani hem müzik hem hayvan sevgisi hani sadece bir ülkeye bağlı bir şey olmadığı için, evrensel olduğu için biraz da o yüzden yabancı insanların evet, da olduğunu düşünüyorum. Evet. Ama Fevzi'nin keyfi yerinde şu an. Fevzi'nin hikayesi var mı? Evet. Sarper. Fevzi maalesef bir insan tarafından tekmelenmiş bir kedi. Kamera görüntüsüne de ulaştık biz o anın. Fakat yüzü görünmediği için yapan kişinin, hani insan diye nitelendirmek istemediğim... Yaratık. Evet. Onun yüzü görünmediği için konuyla ilgili bir şey yapamadık ve maalesef yüzü görünse de bir şey yapamıyoruz biliyorsunuz. Maalesef. Hayvanseverler olarak kanayan en yaramız. En büyük kanunun. Evet, bir yasanın olmaması. Fevzi uzun süre yürüyemedi, arka ayakları tutmuyordu. Daha sonra kortizon tedavisi gördü, lazer tedavisi gördü ve uzun bir süre sonra yürümeye başladı. Şu an şükür diyeyim sağlıklı. Ya ne kadar şu an bir şey söylemek istiyorum. Hı-hı. İnsandan tekme yedi ama şu an bir insanın kucağında oturuyor. Evet. Ya nasıl karşılıksız bir sevgi, evet, nasıl bir yani... Bir de nankör derler kedilere yani, biliyorsunuz. Çok çok enteresan. Az önce benim kucağımdaydı kendisi. Evet. Tabii babası daha sevimli gelmiştir ona. Şimdi peki bir şey soracağım. Bu kadar kediyle hı-hı, bir günün nasıl geçiyor? Sabah kalkıp ne yapıyorsun? Kum temizliyorum, evet, ev süpürüyorum. Yani en çok gördüğün şey kum. Onu yo, açık söyleyeyim. Tabii bu kadar kedi bir hayli tuvalet yapmış oluyorlar. Haliyle. Günüm tam olarak şöyle geçiyor. Sabah kalktığımda ilk başta bir kumları temizliyorum. Ondan sonra bir kahvaltı yapıyorum. Hep beraber yapıyoruz o kahvaltıyı daha doğrusu. Onlar da geliyorlar. Bir kahvaltı yapıyorum. Ardından bir süpürmem gerekiyor evi. Mutlaka. Hem onların hem kendi sağlığım için. Daha sonra da işe gidiyorum. İş yerinde de iki kedim var. İki kedi orada da var. Evet, şeker hastası olan ciddi kediler. Ciddi misin? Evet. O yüzden ayrı mamayla beslenmeleri gerekiyor. Evde de bu kadar kedi varken ayırmam mümkün olmadığı için onlar orada yaşıyor. Çalışıyorum akşama kadar, günde yaklaşık 5 ya da 6 öğrencim oluyor. Piyano güzel, dersleri veriyorum. Sonra akşam tekrar eve geliyorum çocuklarımla. Çok devam, güzel. Aynen, günlük rutinim bu. Oh, harika. Şimdi bir kayıp ilanımız var. Onu izleyelim, tekrar döneceğiz. Bu sevimli dostumuz Pendik Yenişehir Mahallesi Manolya Sokak'ta bir site içinde kayboldu. Üzerinde tasması yok. Onu sırtında gri tüylerinin arasında bulunan sarı çizgisiyle tanıyabilirsiniz. Sahibi kedisi Mary'nin sağlığı için endişe duyuyor. Eğer Mary'yi gördüyseniz veya bir şekilde duyduysanız lütfen aşağıdaki telefon numarasından sahibine ulaşın. 0505 366 6934. Peki Sarper, bakım ve masraflar zor bir şeydir. Hı-hı. Hani bunu evet, şey yapmama gerek evet, yok. Çok ki, iyi biliyorsun. Nasıl başa çıkıyorsun? Şöyle... Aslında evimdeki kedilerle ilgili bakım konusunda şu son zamlara kadar kendi hayatım, kendi çalışmalarım biraz daha baş edebiliyordum. Fakat sokak hayvanları da belki görmüşsünüzdür, ilgilenmeye çalışıyorum evet, elimden geldiğince. Evet. Ve maalesef ülkemizde hayvanlarla ilgili bir sigorta vesaire gibi hiç, bir durum olmadığı için çok yüksek maliyetler çıkıyor. Bu konularda veterinerleri suçlamıyorum çünkü onların tamam, hiçbir öyle, suçu yok. Yani bir işletmeleri var sonuç olarak, evet, bir sürü eleman çalışıyor evet, ve onlara gelen malzemeler de çok pahalı bir fiyata kesinlikle, alınmış oluyor. O yüzden çok yüksek masraflar çıkabiliyor. Bununla ilgili benim profilimde bulunan evet, bir link var ve evet, çok fazla bu konuda destek olan insan oldu sağ olsunlar. Harika. Ben oradaki bağışlar sayesinde hani belki
10 hayvana gücüm yetecekse 100. O bağışlar sayesinde 100'e yetti, 200'e yetti belki. Harika. O yüzden oraya destek olan insanlar bu süreçte çok önemli katkı sahibi olan insanlar. Onlara da teşekkür etmiş olayım ya, buradan konu açılmışken. Çok güzel, bize edelim teşekkür. Evet. Ama şey de çok önemli, sana güvenip de ya şey gibi düşün, hani birine para veriyorsun aslında. Hı-hı. O Hı-hı. insanın ne yapacağını bilemiyorsun. Hı-hı. Demek ki insanlar üzerinde böyle güzel bir eski bırakmışsın ki sen sana o bağış evet, hesabına evet. para yollamışlar. Ya bu güven beni mutlu ediyor. Bu önemli olan bu aslında. Tabii bakınca. Ki. O yardımlaşmanın durumu da beni hani ruhsal olarak çok aynen mutlu ediyor. Öyle. Aralarında ayrım yapıyor musun? Hani şunu çok seviyorum, onu çok seviyorum. Çocukları ayırıyor musun der gibi oldu ama. Ya tabii ki sevgi olarak hepsine kesinlikle. Aynı sevgim var ama hassasiyet gösterme konusunda engelli olan kedilerime biraz daha hassasım. Değil. Özellikle Veysel'in bendeki yeri, görme engelli olan kedimin yeri biraz daha başka. Değil mi? Yani açık söylemek gerekirse engelli olanlara biraz daha hassasım. Bir şey söyleyeceğim. Az önce Veysel gayet normal, Fevzi gibi, diğer sağlıklı kedilerin gibi gayet normal bir şekilde geziyorlardı. Hiçbir sorun göremedim ben ondan evet. şahsen. Gel bakalım Fevzi. Açıkçası şöyle, engelli kedi bakma konusunda endişeleri olan insanlara da buradan konu açılmışken söyleyelim. Mesela görme engelli bir kedi siz de gördünüz. Evet. Gayet normal yaşamını sürdürebiliyor. Tek ayrıntı şu, evdeki eşyaların yerini değiştirmemek gerekiyor. Çünkü o ezberliyor bir süre sonra. Ve diğer kediler gibi atlıyor, zıplıyor, hiçbir problem çıkmıyor. Yani eşya yeri değiştirmediğiniz sürece görme engelli bir kedide hiçbir sıkıntı yok. Yaşamıyorsunuz. Tuvaletini böyle, yapıyor, batır batır mamasını yiyor. Evet, evet. Koltuğa zıpladı, etti bir şeyler. Yani ben hiçbir problem olduğunu aynen, görmedim. Hiçbir aynen. farkını görmedim. Bu arada Fevzi şu an yani böyle bir keyif olamaz. Göbeği de açtı. Ayıp, ısırma, eşek ısırma. Peki kediler birbirleriyle nasıl anlaşıyorlar? Kediler birbirleriyle zaman zaman kavga ediyorlar. Ediyorlar değil mi? Ama hani uzun süreli bir tecrübem olduğu için hayvanlarla yaşadığım için uzun zamandır artık biraz onların psikolojilerini nacizane anlıyorum. Değil mi? Ve o kavga anlarını hangisinin hangisine biraz daha takık olduğunu tabiri caizse çözüyorum ve onlarla ilgili kendimce uyguladığım yöntemler var. Mesela müziğin yine bu konuda etkili olduğuna inanıyorum. Çünkü mesela beraber müzik dinlerken kavga eden kediler bile daha sakin olmaya başlıyorlar. Bir de mesela iki kedi birbirine kafayı takmışsa onları birbirlerine bir alıştırma süreci olabiliyor. Ya yani örnek vermem gerekirse birini bir dizime koyuyorum mesela, birini bir dizime. Benim elim arada olduğu sen zaman sen çok güzel zaman ayırıyorsun. Bir, evet, zaman ayırmak lazım. Bir nevi yani şunu unutmamak lazım. Onlar biblo değiller, oyuncak değiller. Bir psikolojileri var. O psikolojiye girmeye çalışırsanız tıpkı insanlarda olduğu gibi en hırçın hayvanı bile sakinleştirebiliyorsunuz. Aynen öyle. Bir gün seni de hatta seni almayalım. Sabri'yi buraya getirelim de. Benim bir Sabri kedim var. Yani inanamazsınız. Öyle söyleyeyim size. Yani hiç zannetmiyorum onun sakinleşebileceğini. Sabri. Yani bir denemek lazım. Çünkü Sabri, iddialı da konuşmayayım. İnanılmaz bir şey yani. Konuşurken bile şu an o da bir sarman ama. Şimdi bir sahiplendirme ilanımız var. Onu izleyelim. Tekrar burada olacağız. Hera henüz 2 yaşında. Dişi. O kadar uysal ki hem köpeklerle hem de kedilerle anlaşabiliyor. Hera'nın sahibi hem sağlık hem de maddi problemlerle uğraşıyor. Bu yüzden onu sahiplendirmek istiyor. Çünkü artık Hera'ya bakabilecek gücünün kalmadığını düşünüyor ve köpeğinin zor günler yaşamasını istemiyor. Tek isteği Hera'yı mutlu görmek. Eğer Hera'nın yuva arayışında ona destek olmak istiyorsanız aşağıdaki telefon numarasından Hera'nın sahibiyle iletişime geçebilirsiniz. 0553 382 2135. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Ya söylemek istediğim aslında çok şey oluyor. Söyle rahat ama olur. Kısa birkaç şey söylemem gerekirse şöyle diyeyim. Ya biz birazcık bu mesela şey gibi bakılıyor. İnternette alınan tepkilerle ilgili sormuştunuz. Böyle çok hayvanla yaşamak ruh hastalığı veya psikolojik bir rahatsızlıkmış gibi algılanabiliyor. Veya özellikle kadınlara şu yükleme yapılıyor. Hani sizin kanalınızın da şeyinden buraya değinmek istedim özellikle. Çok güzel. Kadınlara işte evlenemeyen kadınların veya ilişkilerinde başarısız olan kadınların tabiri caizse bu da değişik bir isimlendirme. Evet. İşte onların hayvanlarla yaşadığını, hani mutlaka bir sorunu olan insanların hayvanlarla beraber yaşadığını düşünüyorlar. Maalesef. Ben bu düşünceyi çok acımasızca görüyorum. Evet. Bence hayvanlara veya doğaya hassas olmak değil olmamak bir
ruhsal hastalıktır bir problem diye düşünüyorum. Yani herkesin bu hassasiyeti göstermesi lazım. Fakat o kadar böyle kötü şeylere alıştık ki, bunu Türkiye için söylemiyorum, evet, bütün dünya için söylüyorum. Hı hı. Kötü şeylere o kadar kanıksadık ve alıştık ki. Yani aslında bizim bir hayvana zulmedildiği için veya bir kadına şiddet gösterildiği için bütün dünyayı yakmamız lazım bence. Aynen. Bütün dünyayı yıkmamız lazım. Biz bunlara alıştık böyle. O yüzden bunlara çok üzülenler, bunlarla çok ilgilenenler sanki bir ruhsal problem yaşıyormuş gibi görünüyor. Aslında olması gereken o değil kesinlikle mi? Yani kesinlikle. Yani üzülmek şey bir şey değil. Senin ruhsal problemlerin var mı bu kadar kediyle yaşıyorsun? Benim bir soru sorayım. Benim geçmişte sence var mı? Yani ben şöyle düşünüyorum. Ben duygusal bir insanım. Zaten duygusal olmasam müzik de yapamam. O yüzden bu duygusallığımdan çok şikayetçi değilim. Bence bir şeylerin farkında olmamak problem. Eğer farkında olduğum için bu bir ruhsal problemse evet benim ruhsallığım iyi değil diyebilirim. Ama ben bunu bir ruhsal problem olarak görmüyorum açıkçası. Yani herkes tabii ki 20 tane kediyle yaşamayabilir. Herkes bir ucundan tutmaya çalışırsa çok büyük şeyler başarabiliriz. Evet. Yani benim tek başıma yapabileceğim bir derneğin, bir kanalın kimsenin tek başına yapabileceği bir şey değil. Herkesin biraz evet, yani besleyemiyorsa başka bir şey yapabilir. Besleyene köstek olmayabilir. Herkesin bu konuda yapabileceği şeyler var. Bir, ikincisi de kısırlaştırma konusuna değinmek istiyorum. Mutlaka hayvanları kısırlaştırmak gerektiğine evet, inanıyorum. Bu konuda şöyle bir düşünce var. Doğalarını bozuyoruz, onlara zarar veriyoruz. Maalesef doğa nerede diye soruyorum. Yani doğa yok ki doğal yaşamlarını evet, bozuyor olalım. Hani mesela bizim mahallemizde bir anne kedi vardı. Sürekli doğuruyordu. Bir hayvansever ablamız dedi ki ya doğursun karışmayalım ona işte doğalarını bozuyoruz. Doğurdu ve 7 yavru doğurdu, altısına araba çarptı. Yani o anneye biz deseydik ki bak bunlara bu hayat şartları müsait evet, değil. Bunların başına böyle şeyler gelecek. Doğurmak ister misin? Bence hayır derdi bir anne diye evet, düşünüyorum. O yüzden mümkün olduğunca insanların kısırlaştırmaya evet, yönelmesini istiyorum. Söyleyeceklerim bunlar. Safer çok teşekkür ederim. Bize evini açtın. Ben de özür dilerim kestim. Size çok teşekkür ederim ve ekibinize de çok teşekkür ederim. Ne güzel bir ekibiniz var. Herkes hayvansever. Burada evde gayet evet, hayvanlara karşı ılımlı çekim yaptılar. Ben de size teşekkür ediyorum ve kanalınızın da inşallah çok güzel ilerlemesini teşekkür diliyorum. Teşekkür ederim. Burada şunu da belirtmek istiyorum. Sarper'e bayağı ulaşmakta zorlandım aslında. Sarper hiçbir şekilde televizyon programlarını kabul etmiyor. Kendimi şu an biraz da bu konuda şanslı hissediyorum. Estağfurullah, teşekkür ederim. Çok görüşmek üzere diyeyim sana görüşmek o zaman. Görüşmek üzere tekrar, sağ olun. Pativer'den bu haftalık bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bol patili günleriniz olsun. Hoşça kalın.